abla duracağım, bir dakika durun. Yolunda durun, burada kalım yok. Ambulansa gerek yok, durun bekleyin. Bekleyin biraz, olur. Müşte alın. Müşte alın abla. Müşte alın, şu suyu alın. Al abla şunu al, al 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 al. Al şunu yüzüne sökün. Abla biraz idare edin, Gültepe'ye giriyorum. Gültepe'ye mi? Cevapım, hocam bak baskı yapmayın, biraz etrafını açın. Açın biraz etrafını. Şimdi ben aracımdan seyir halindeydim. Tren garının oraya geldiğim zaman vatandaşlardan biri yere yıkıldı. Vatandaşların bağırtısına baktığım zaman vatandaş yerde sallanıyordu, böyle titriyordu. Benim elimde su vardı. Suyu vatandaşa verdim. Dedim size zahmet, üstüne dökün, etrafını bir açın, nefes alsın. Oradan zaten direktmen hemen en yakın olarak düşündüğüm hastaneydi. Bastım oraya gittim direkt. Zaten nasıl söyleyeyim size, içeriye girdiğim zaman SDM'de gelmedi. Hani bir de insanı onun o halde çırpındığını görünce dayanamadım. Kucağıma aldım, içeriye kadar ben götürdüm kucağımda. Ama zaten ben hani bir an korktum, hale de vardı zaten. İçeriye götürdüm zaten. Ailesinden kimsesi yoktu. Hanımı da rahatsızmış galiba. Damadının numarasını bulduk, ulaştık. Damada gelene kadar da orada bekledim. Allah'a çok şükür kalp pili durmuş galiba, yanlış bilmiyorsam. Kalp krizi geçiriyormuş. Hani o an müdahalede bulundular. Şimdi 6 saat boyunca şeyi aldılar, gözlem altına aldılar. Hani yine diyorum, benim yerimde bir başka arkadaşım da olsa yine aynısını yapardı. İnsanlık görevimiz bu. Hani biz burada gerekirse anamız bacımıza biniyor bizim arabaya. Mecbur sahip çıkmak zorundayız. Biz onlara, onlar bize sahip çıksınlar. Başka bir şey istemiyorum. Hani şimdi düşünüyorum, gerçekten çok zor bir şey. Tamam mı? Hani o da benim insanlık görevimdi. Ben de insanlık görevimi yaptım.